İkinci torba yasa bombası patladı. Ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro, faizsiz kredi, emekliye ek zam. İkinci torba yasa milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor, 80 maddelik torba yasa içinde bulunan birçok madde milyonları ilgilendiriyor. Peki ikinci torba yasa maddeleri neler? Meclise sunulması beklenen torba yasa milyonlarca vatandaşın gündeminden, 80 maddelik torba yasa maddeleri çok sayıda vatandaşı ilgilendiriyor. AK Parti tarafından hazırlanan yeni torba yasa ile birlikte ev hanımlarına emeklilik, taşeron işçiye kadro, faizsiz kredi, emekliye ek zam ve daha birçok madde TBMM'den geçecek. Peki torba yasa ne zaman meclise geliyor? İkinci torba yasa maddeleri neler? Milyonların heyecanla beklediği yeni torba yasa düzenlemesi için araştırmalar sürüyor. Torba yasa ile birlikte çok sayıda vatandaşı ilgilendiren düzenleme hayata geçecek. Beklenen düzenlemeler arasında gençlere faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro düzenlemesi, emekliye ek zam, ev hanımlarına erken emeklilik 3600 ek gösterge düzenlemesi ve daha birçok düzenleme yer alıyor. TBMM'ye sunulması beklenen torba yasa ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Peki iki torba yasa maddeleri neler? Torba yasa düzenlemesi ile hangi maddeler hayata geçecek? Son dakika yeni torba yasa düzenlemesi detayları haberimizde. İkinci, torba yasa maddeleri neler? Yeni torba yasa düzenlemesi ile TBMM'ye sunulacak birçok önemli madde bulunuyor. İkinci, torba yasa maddeleri arasında öne çıkan başlıklar şöyle. Ev hanımlarına emeklilik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı verileceğini duyurmuştu. Torba yasa maddeleri arasında en çok dikkat çekenlerden biri de bu madde olacak. Yeni torba yasa düzenlemesi ile çalışmayan ev hanımlara emeklilik hakkına ulaşacak. Faizsiz evlilik kredisi, geçtiğimiz günlerde açıklanan diğer önemli maddelerden biri de evlenecek gençlere 150 bin TL'lik faizsiz kredi desteği oldu. Aile ve Gençlik Fonu kurularak evlenecek gençlere 150 bin TL kredi desteği sağlanacak ve torba yasa ile TBMM'den geçecek. Taşerona kadro, torba yasa maddeleri arasında diğer bir önemli madde ise taşerona kadro düzenlemesi oldu, 90 bin taşeron işçiye kadro torba yasa ile birlikte gelecek. İnfaz düzenlemesi, birçok mahkumun daha torba yasa ile af düzenlemesi beklentisi bulunuyor. AK Parti'ye yakın isimlere göre genel af çıkacak. Ancak şu an için kesilmiyor, açıklama yapılmadı. Bağkurlulara prim indirimi, torba yasa maddeleri arasında beklenen diğer bir madde ise bağkurlulara prim indirimi. SSK ve Bağkur arasında prim eşitlemesi yapılacak ve böylece bağkurlular için 5 yıl erken emeklilik hakkı ortaya çıkacak.